Yüksek dağların eteklerinden, derin vadilere doğru açılan, gözümüzün alabildiğine bir düzlüğe sahip bu coğrafya üzerine kurulu, küçük ama sevimli bir köy burası. Tabiatın altın sarısı renklerini seyrederek varırsınız Burcukaya köyüne. Kayalıkların oluşturduğu derin vadilerin üzerine kondurulmuş, küçücük ve dağınık yapılaşmış bir köy var burada. İnsanların zamanla yarışı unutmuş olabileceğini düşündüğünüz bir köy. Toprağın altın sarısı renklerine hakim bir coğrafya. Yalnızlığın ve kimsesizliğin çığlığı gibi durmaktadır karşınızda. Sanki birileri hep buradaydı. Yazın 700 kişiye varan nüfusu ile hiç terk edilmemiş gibidir bu köy. Toprak yollardan, altın sarısı geniş vadilerden ve ara sıra beliren yeşillikler içerisinde varırsınız. Bitlis'in birçok köyü gibi bu köyde unutulmamanın verdiği sevinçle içindeki insanları büyük bir özveri ve sıcaklıkla barındırmaktadır bağrında. ...75 hanesi bulunan köyün yazın 700 civarında olan nüfusu, kışın ise 400 civarında bulunuyor. Farklı insanların yaşadığı bir köydür burası. O yüzden çeşitli kültürlere sahip insanları var. Ayrıca tarih öncesi ve sonrasına dayanan kalıntılara sahip bir köy. Köyde iki tane kilise mevcutmuş. Şu anda yıkılmış ve harabe halinde bulunuyor. Köyün ortasından geçen, yüksekliği 20-25 metreye yakın, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki kanyon muhteşem görüntüsüyle baş döndürüyor. Bu kanyonlarda farklı şekillerde yapılmış mağaralar mevcut. Köy halkının yaptığı kazılarda çok sağlam ve büyük bina temellerine rastlanmış. Ve birçok insan bu temeller üzerinden kendi evini inşa etmiş. Bitlisiline 99 kilometre, Ahlat ilçesine 30 kilometre uzaklıktadır burası. Burcukaya köyünün geçmiş tarihçesi pek bilinmemekle birlikte İran'dan göç eden aileler tarafından kurulduğu söyleniyor. Çok eskilerde Ermenilerin yaşadığını da söylüyor köylüler. Daha sonra İran üzerinden Türkiye'ye gelen göçmenlerin sonradan yerleştirildiği bir yer olmuş. Eski adı, yani Ermenice adı Mezik olan bu köy, daha sonra Burcukaya olarak değiştirilmiş. Tarihçeyi bir kenara bırakıp, geçmişi ne kadar eskilere gidebilir diye düşündüğünüzde, köyde bulunan eski yapılar, köyün ne kadar eski bir köy olduğunu zaten gösteriyor. Köyün muhtarı Mahmut Güneş'ten köy hakkında bilgi veriyor bize. Adım Mahmut Güneş. Yaklaşık 5-6 yıldır Burcukaya köyünden muhtar olarak görev yapmaktayım. Hala da görevimin başındayım. Köyün tarihçesi bayağı eskidir. 1900 yıllarda bu Müslümanlardan önce Ermeniler bu köyde yaşıyordu. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu Ermeniler bu köyden göç ediyor. Bu bizim akrabalar, bizim
Banuki aşiretten gelen ve Celali aşiretten buraya, bu köye yerleşmişler. Bu köyün tarihçesinde önceden bu özellikle şu andaki ailelerimiz Güneş, Kaya, Candere, mesela şu anda Ölçer ailesi, Balıkçı ailesi, Altılar ailesi bu köye yerleşmişler. Ve hala da bu köyün kuruluşunda onların katkısı var yani. Bu köyü kurmuşlar yani. Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Şu anda bizim köy 75 hanedir. Şu anda hemen hemen 700 var köy nüfusu. Tabii kışın bu değişiyor. Kışın bu 400'e kadar iniyor yani bu köy nüfusu. Köyün hemen meydanında gördüğümüz rengarenk ahlat taşından yapılmış köy camisiyle karşılaşıyoruz. Bu cami 1985 yılında yapılmış. Ahlat taşının bir özelliği kışın sıcak, yazın serin olması. O yüzden hava koşullarının çetin olduğu bu bölgelerde bu taşın kullanımı büyük avantaj sağlıyor. Caminin heybetli minaresi masmavi gökyüzünü selamlıyor. İçerisi ise bir o kadar sade ve huzur verici şekilde inşa edilmiş. Köydeki gezimiz sırasında eski köy evleri ve yeni köy evleri dikkatimizi çekiyor. Eski köy evlerindeki o tarihi dokuyu ve yanlarındaki betonarme evlerin yapaylığı bir arada sıralanmış. Bir an aklınıza düşüverir. Kim bilir kimler kimler yaşadı bu evlerde. Taşlı toprak bahçelerinde hindilerin koşturduğu, dağ kovuklarında dağ keçilerinin, geyiklerin dolaştığı, binbir kokulu çiçeklerin, otların büyüdüğü bu ulu diyarda insanımızın dostluğunu, inancını, sevgisini, misafirperverliğini, yardımlaşmasını, kaynaşmasını ve sabrını da görürsünüz elbette. Taş duvarlardan ahşap kaplı eski kilitli bahçelerin içinde bal gibi olmuş kayısıların olduğu ağaçlar karşılar sizi. Kurutulmuş kayısının yanı sıra binbir derde deva olan kayısı çekirdekleri de şifa dağıtmak için kurutulmaya bırakılmış. Sıcak yaz günlerinde kavak ağaçlarının gölgesinde serinlemenin mutluluğunu yaşarsınız burada.